Veri tipi ve sayı biçimleri. İlk olarak bir önceki dersimizde oluşturduğumuz aylık çek satışları hizalama dosyasını açıyorum. Eğer bu dosya sizde yoksa ilgili adresteki ki bu videonun açıklama kısmında ve yorum olarak mevcuttur. Videonun ilk yorumu olarak mevcuttur. Aylık çek satışları hizalama dosyasını indiriyoruz. Dosyamı açıyorum. Ve aylık çek satışları sayı olarak kaydedeceğim. Normalde biz dosya farklı kaydet yöntemini izliyorduk. Kısa yöntem olarak klavyemizden F12 tuşuna basıyorum. Ve farklı kaydet penceresi gelecektir. Hizalama kısmını sayı olarak değiştiriyorum. Ve masa üstüne kaydediyorum. Artık dosyamız aylık çek satışları sayı olacaktır. İlk olarak veri tiplerine bakalım. Veri tipleri giriş sekmesinde sayı bölmesinde yer alır. Örneğin A1 hücremize seçtik. Aylık çek satışları yazıyor ve bunun veri tipinin genel olduğunu görebilirsiniz. Excel'de herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece tüm veri tipleri genel olarak listelenir. Bunlar metinsel ifadeler değildir. Sayı ifadeleridir. Örneğin bu listeyi açtığımızda genel, sayı, para birimi, finansal, tarih şeklinde giden bir liste göreceksiniz. Bunlar bizim veri tiplerimizdir. Örneğin Ocak 2020'ye tıklayalım ve kısa tarih diyelim. Artık B2 hücresindeki Ocak 20 ifadesinin kısa tarih şeklinde gösterildiğini görebilirsiniz. Buna tıkladığım zaman şu an boş bir hücredeyim. Genel olarak gösteriyor. Bu hücreye tıkladığım zaman hücre veri tipinin tarih olduğunu görebilirsiniz. Ctrl Z ile geri alıyorum. Daha farklı bir tarih formatı kullanmak istersem ki şu an şöyle tekrar göstereyim. İsteğe uyarlanmış bu otomatik oluşturduğu bir veri tipi. Tüm sayı biçimleri diyorum. Tarihi seçiyorum kategorilerden. Ardından bu listeden Mart 12'yi seçiyorum. Artık şu örnek kutucuğumda gördüğünüz gibi veri tipimiz bu şekilde gösterilecek. Ocak 20 şeklinde gösterilecek. Ocak 2020 ifadesi. Ctrl Z ile geri alıyorum. Şimdi nümerik verilerimizi inceleyelim. Bunlar da yine gördüğünüz gibi genel veri tipinde gösteriliyor. Biz bunları finansal yani parasal bir ifade olarak gösterelim. Gördüğünüz finansal sayı biçimi komutuna tıkladığım zaman artık veri tipinin finansal olduğunu görebilirsiniz ki verilerimiz TL simgesiyle gösterilecek ve iki basamaklı olacaktır. İki ondalıklı olacaktır. Bu ondalıkları azaltmak ya da arttırmak istersek tekrar tüm sayı biçimlerine tıklıyorum. Ve ondalık basamak sayısı zaten otomatik geliyor finansal kategorisinde ondalık basamak sayısını arttırıyorum. Tamama tıkladıktan sonra ondalıklar artacaktır. Tekrar tüm sayı biçimlerine tıklıyorum. Basamaklarımız olmasın diyorsak sıfır yapmalıyız. Bu şekilde basamaklarımız olmayacak. Tekrar geliyorum ve eski haline getiriyorum. İki ondalıklı olsun. Farklı bir para birimi kullanmak isterseniz yine simgeleri değiştirebilirsiniz. İptal diyorum. Ki dememeliydim. İki basamaklı yapacağım. Tamam dedim ve artık iki ondalıklı olarak görebilirim. Şimdi G1 hücresini biraz genişletelim. Buraya 10.245.000 virgül ondalıklar virgül de gösteriliyor Excel'de. Türkçe kullanıyorsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazalım. Ve otomatik olarak sadece 2 ondalığının gösterildiğini görebilirsiniz. Bu ondalıkların gösterilmesini değiştirmek istiyorsak, yani ondalıkların artırılmasını ya da azaltılmasını istiyorsak, ondalık arttır ya da ondalık azalt komutlarını kullanmalıyız. Ve ayrıca 10.245.000 ifadesini daha okunaklı hale getirmek istiyorsak da virgül sistemini kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi sayımız artık daha okunaklı hale gelecektir.